Evet, bu akşam Utku Uysal'la beraberiz. Utku Uysal, şimdi okuduğum kadarıyla 28 yıldır sahnelerde olan bir isim. Çok da dürüst, mert bir isim. Çok güzel de açıklamaları var. Bize de bu akşam bu açıklamalardan biraz bahsedecek. O Sinem Umaç da katıldı, görüyorum. Evet, Utku'yu alalım mı artık? Utku'yu alalım artık. Bakalım. Bizi neler bekliyor? Evet. Hazır mıyız? Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, nasılsın? Çok teşekkür ediyorum Murat'cığım, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben kulaklığımı takayım, daha iyi duyacağım. Burada bir vantilatör sesi var ama size gelmiyor herhalde Hayır arkadaşlar abi, diye hayır düşünüyorum. gelmiyor. Yazın valla yayın yapmak zor. Biz o yüzden Haziran sonunda artık bırakıyoruz yayınlarımızı yavaş yavaş. Ben menopoza girmiş hanımlar gibi yanıyorum. Evet. Dört aydır sahne ve programlarım yok. İnanır Ha. mısın? Heyecandan ellerim böyle zıngır zıngır titriyor. O kadar mutluyum ki sizlerle birlikte olduğum için ilk kez de böyle ben bir canlı yayın yapıyorum. Çok teşekkür ederiz. Hiç bizi kırmadın. Hemen bizi kabul ettin ve çok özendin. Biliyorum günlerdir buna hazırlık yapıyorsun. Öncelikle özenine çok teşekkür ediyorum. Yorumları hemen geliyorum bir dakika. Şeyde olunca 4G'de olunca bazen daha iyi oluyor, bazen sıkıntı oluyor. Evet. Şimdi daha iyi olacak diye tahmin ediyorum. Evet, Utku hoş geldin. Hoş. Çok da güzel geldin. Sana demiştim seni viskimle karşılayacağım diye. Seni bu akşam viskimle karşılıyorum. Oo, süper süper. Şimdi ben aslında önce biraz sohbet edeceğiz. Tamam. Sonra senin güzel sesinden böyle biraz bir şeyler dinleyeceğiz. Biliyorsunuz biz canlı yayına gelen konuklarımıza şarkı söylemeleri için sanatçı, şarkıcı konuklarımıza herhangi bir ısrarda veya telkinde bulunmuyoruz ama Utku dedi ki ben hem istiyorum hem de bu yayında şarkı söylemek de istiyorum dedi. Yayında da olmak istiyorum dedi. Biz de tabii ki dedik çünkü soramıyoruz böyle hani çünkü asıl mesleği şarkıcılık olan insanlara hadi gel bize şarkı söyle diye sormak biraz bana ne bileyim çekiniyorum ayıp geliyor ama sen de özlemişsindir diye düşünüyorum. Değil mi? Öyle bir şey Muratçım. Ben tanıyanlar ve tanımayanlar için Hı. tanıyan muhakkak bilgi sahipleri 28 yıldır İstanbul gece hayatında Evet. bir fiil program yapıyorum. Hem Evet. de bugün herkesin çok yakinen bildiği, albümleri Ha. alıp dinlediği, izlediği Ha. sanatçılarla birlikte sahneye çıkan hem name hem no name bir ismim. Evet. Yani halk nezdinde olarak bilinen bir isim değilim. Hı. Albüm düşünürüm yok ama Hı. bütün bildiğiniz sanatçıların onayını almış programlarında veya benim kendi programlarıma gelip izlediklerinde sahne Hı patlamış bir şarkıcıyım. İstersen ben mi anlatayım yoksa gireceğiz. Arkadaşlarım yorumları kapatıyorum. Utku'nun suratına güzel yüzüne gelmesin. Ama sorularınız varsa bunu böyle alta sorulardan alalım. Onları da kendisine soracağız ama hepinizi çok seviyordur, görüyordur arkadaşların diye düşünüyorum. Sonra da yorumları açacağım bir şarkılardan sonra bir nefeslensin diye sonra konuşacağız tekrar. neden şarkı söylemek istedim? Tanımayanlar, bilmeyenler, Ha. onlarla tanışalım. Onlarla ortak noktamız olan müzikte, sanatta, en kötü bir insan bile eğer seviyorsa müziği bir dilde anlaşabiliyor. Sevmediği kişilerle bile olsa. Aynen. Belki birbirimize bir yakınlık, bir temas gösterir. Birbirimizin hayatlarına dokunuruz belki. İnşallah
güzel. Sana bu gece çok ve tüm senin nezdindeki tüm dostlarımıza çok güzel şarkılar hazırladım. Bol bol şarkı söyleyeceğim sizlere. Çok güzel. Vallahi sana da yayından önce de dedim. Süremiz yetmezse kapatırız, bir daha açarız. Yeter yani artık. İnşallah. Bu akşam programı G-Zone'a taşıyoruz. Sabaha kadar gidiyoruz. Utku, seni internette aslında baktığımızda çok fazla da bilgi aslında, ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum, bulamadık. Ama ben isterdim ki 28 yıldır sahnelerde olan biri, evet yani herkes bilmeyebilir, albümlerin olmayabilir vesaire falan filan, ama isterdim ki daha çok ilgi gösterilmiş olsun, daha çok bilgi edinebilmiş olalım. Çünkü yani ben konuklarıma aslında bildiğim bir şeyler üstünden gitmeyi daha çok seviyorum. Hadi kendini bize anlat demeyi birazcık hakaret sayıyorum, ne olursun şey yapma. Ama tabii ki çok da isteriz. Nerede doğdun, nasıl bir ailede büyüdün, nasıl sahneye çıktın, bütün bu şeyleri bilmek de çok isteriz açıkçası, senin anlatabildiğin kadar tabii ki. Murat'cığım, senin bunu üzülerek söylüyorsun, bana sordun. Hiçbir bilgi yok. Bu benim 28 yıldır isteğim. Bir yandan da nasıl mutluyum senden bunu duyduğum için. Diyeceksin ki deli herhalde. Estağfurullah. Özellikle bunu istedim. Özellikle. O yüzden de şu an o kadar mutlu oldum ki. Aslında ne güzel. İmam göstermiş olmalarından değil. Ben özellikle kaçtığım için. Anladım. Bunlar böyle oldu. Yoksa herkesin bildiği, herkesin gelip izlediği gazetecisinden, ben magazinden özellikle kaçmışımdır. Dostlarım da vardır. Lan senden bize haber de çıkmıyor derler. Samimi olduğum için. Kusura bakma. Estağfurullah. Estağfurullah. Ama ben özellikle bunu istedim. Çünkü ben zor bir seçim yapmıştım. Benim dönemim, yani bundan bir 20-25 yıl öncesinde bu kadar rahat bir takım şeyleri konuşabilme, rahat hareket edebilme durum yoktu. Aile açısından aslen Balıkesir Gönenliyim ben. İlkokul, lise dönemlerim orada geçti. Daha sonra üniversiteyle ilgili İstanbul'a geldim. Ve hiçbir şekilde, hiçbir zorluk, bir sıkıntı çekmedim. Tam tersine, seçimlerimde en başta babam yanımda oldu. Annem yanımda oldu. Sadece biraz çevreyle ilgili bir takım şeyleri vardı, üzüntüleri vardı. Çok başarılı iki öğretmen anne babanın çocuğuyum. Maddi olanaklarımız da çok iyiydi. Rahat bir şekilde yaşadım. Biz herhangi bir sorun yaşamadım. İkizim var. Ayrı yumurta ikizleriyiz. Onunla da herhangi bir sorun yaşamadım. Fakat bir gün bana bir şeyi sordu. Çocuğumun sana ne demesini istiyorsun? O gün karar verdim bir sürü şeye. Çünkü benim dönem, ay böyle söylerken ne kadar yaşlı ya da şeymişim gibi diyorum, bizim dönem daha 20 yıllık bir mevzudan bahsediyorum ama o kadar çok ilerledi ki bir takım şeylerde. Ona isim versinler istemedim. Benim seçimlerim, o çocuğumu üzsün istemedim. Anladım. Bu tür şeylerle öyle ya da böyle üzeceklerdi ama hiç değilse çok acımasız şeyler yazılıyordu o zaman da, yazılar vardı, incitici şeyler. Bir sürü sebep vardı benim hani çıkmak istemiyordum. O yüzden de bunda başarılı olduysam çok mutlu, çok sevindim şu an. Beni çok mutlu ettin. Çok güzel, ama ne olur yanlış anlama, çünkü biliyorsun şeyde de, bizim camiada da trans kadınlara aslında önceki dönemlerinin falan sorulması çok hoş bir durum değildir. Ne olur ne olur beni yanlış anlama. Ben sadece hani merak ettiğimiz için. Ben diğer o hanımlar gibi değilim. Ben kendi geçmişimle, bugün mesleğimde, bugün rahat rahat çalışabilmemi bana sağlayan
diğer cinsiyet Utku'dan neden rahatsızlık duyuyorum? Hiçbir şekilde daha rahatsızlık duymuyorum. Çok paşa, delikanlı bir çocuktum. Onun üzerimde bütün büyük etkileri de vardı. Normal hayatımda da hiç utandığım, sıkıldığım hiçbir şey yok. İstediğin soruyu sorabilir misiniz bana bu konuda? Hiç de rahatsız değil. Çok teşekkür ederiz. Cinsiyeti erkek olarak anmaktan da rahatsızlık duymuyorum. Hiçbir üzüntü duymuyorum. Peki sahneye çıkışın nasıl oldu? Seni sanırım Zerrin Özer'le bir yakınlığın da vardı bildiğim kadarıyla. Ama hala alakası yok onun. Ben moda tasarımı okuyorum. Moda tasarımı okurken okulda kıyafetlerim, Marmara Üniversitesi tekstil bölümüne gidiyordum. Kıyafetlerime o bu sorun çıkmaya başlamıştı. Ve ben bununla ilgili eğitimime ara verdim. Beni Habire'de gazete ilanlarına bakıyorum. Çok sevdiğim modacı Ahmet Eraslan çok kıymetli bir sanatçıdır. Biraz onun yanında Demostan'da atölyesi vardı. Oraya gittim. Daha sonra biraz öğrendiklerimle para kazanmam ve çalışmam lazımdı. İzzet Çapa'nın çok kıymetli annesi, kulakları çınlasın, Günler Çapa hanımefendi beni işe aldı. Orada benim 30 yıllık dostum Tanju Babacan'la çalıştım. İlk işe İzzet Çapa'da başladım. İzzet Çapa'nın Şişli'deki Osman Bey'deki atölyesinde. Ne güzel. Arto geliyordu. Ondan sonra elbiselerini, bluzlarını ve tişörtlerini yaptırıyordu. Elbise derken özür dilerim. Ondan sonra bir akşam sanatçısı yok. Cımbız adında bir gece kulübünü işletiyor. Evet. Arto'cumun da kulakları çınlasın. Bu böyle dedi, kız dedi şarkıcı var. Ben dedim şarkı söylüyorum falan filan böyle kendi aramızda. Gel dedi bir akşam dedi bizim orada da sen de çık dedi. Ben Cımbız'a Arto'ya gittim o akşam. Sahnede tam şarkı söylerken yeni bir kulüp açılıyor. Cities adında. Onlar şarkıcı arıyorlar. Papillon Aydın kıyamet koparıyor. Yani pazartesi gecesi Ladies Night'ta bile tıklım tıklım o kadar kalabalık. Aydın'a da sevgiler. Hep ilk çalışmalarımda repertuarda duruşuyla rol modelimdir. Çok onu takip edip izlemişimdir. Büyük hayranlık duyarım kendisine. Ondan sonra ona teklif ediyorlar. Artıyor. Artı da belki falan filan patronumuz, kulübün sahibi ulan diyor. Arto herhalde çok naz yapmış. Bu diyor çocuğu çıkartacağım bizim orada. Arto bir apar kaçırdı. Bir pizzacı vardı bir zamanlar. O zaman gittiğimiz World Class diye. Şimdi kapalı olduğu için isimini verebiliyorum. Orada o beni götürdü. Bekle burada. Ben seni geleceğim alacağım dedi. Ondan sonra bir 10 dakika öyle sahne elbiseleriyle şaldır şuldur oturuyorum ama orada. Nizam oradan geçerken beni gördü. Aldı kulübe götürdü. Gel dedi gel gel. Seni kaçırdı dedi. Kulakları çınladı Arto'nun. Öyle başladı ama çok emekleri vardı. Hepsinin bende. Arto'nun da, Aydın'ın da, Fatih Yüreğin de hep programlarıma geldiler, izlediler. Bizim o zamanlar çok kavgamız yoktu. Şarkıcılık hayatım böyle başladı. Evet. Yani hiçbir eğitim almadan, hiçbir çalışmam olmadan ama daha sonra şan dersleri, eğitimler vesaire hep arkasından geldi. Çünkü biz zengin sınıfın eğlence şarkılarıydık. Bence nasıl ismini söyleyeyim, show kişileriydik. Yani karşım ama hiçbir zaman kötü bir şeyle, tacizle, bir sözle itme kalkma herhangi bir şey değil. Sanki bir Madonna, bir Zeki Müren ya da belki çok bağdaşmayacak ama o hayranlıkla Madonna'ya ama Zeki Müren'e gösterilen o saygı gibi acayip güzel bir ilgi alaka vardı. Ve ben o sınıfa ait, doğru kelime mi onu bilmiyorum ama orada kalmayı o güzel hitapta kalmayı öyle diyeyim, hitap diyeyim, sınıf demeyeyim ama biraz daha bugünkü gibi değildi İstanbul öyle söyleyeyim. Çok kıymetli davranışları vardı. Çok saygılıydılar. Hanımlar da beyler de. Ve ben hala da onlara şarkı söylüyorum işin açıkçası. İnatla devam ediyorum ama kulaktan kulağa duyulan, yayılan Utku'yu biliyor musun, dinliyor musun diyerek
gelip izleyen birçok belli bir donanıma sahip insanlar geliyor. Çünkü ben de göbek atma, oynatma, bu kadetleri oraya buraya kullanma öyle bir durum yok. Ben batı yani ağırlıklı batı şarkılar söyleyen bir şarkıcıyım. Ne güzel. Anladığımız kadarıyla aslında bu geri planda durmanın senin tercihin olduğunu görüyoruz. Bu da çok güzel bir şey aslında. Fakat işte bu aslında senin o kurduğun dünyan ne yazık ki böyle tatsız magazin haberleriyle böyle arada bir şeyler girdi. Tatsız magazin haberleri de girdi. Onları çok kötü değil mi? Yani onları hiç hatırlatmak istemiyorum. Ama orada ben bir ayrımcılık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ayrımcılık, karşılaştırma, böyle bir fobik bir basının dili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve ondan dolayı da çok üzgünüm. Murat'cığım, sabahleyin bir magazin programında telefon açtılar, senden bahsediyorlar dediler. Telefonu açtım. O programda konuşan kadınla adam benden bahsediyor. Ben röportaj veriyorum o konuyla ilgili. Böyle bir şey yok. O benim arkadaşım. Olabilir mi hiç diye sorarken bu kadın dedilerdi. Kulaklarımla duydum. Ama bu erkekmiş. Ha 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 deyip benimle o programda nasıl dalga geçtiklerini bir çok üzülmüştüm. Demiştim ki Utku ne kadar doğru bir karar vermişsin. Şu ağzın, şu insanların ağzının içinde olmamak benim için çok büyük bir servet. Servet. Kesinlikle. Ya Utku bu ülkede Bülent Ersoy gibi bu konuda mücadele edip yani neredeyse böyle medeni kanun değiştiren bir insanı bile televizyonda benim pembe kimliğim var diye bas bas bağırttılar yani. Hani biliyorsun bütün bunları. O programı yapanlar da gerçek magazinci dostlarım değil. Onlar asla böyle bir gerçek magazinciler asla o sizinle veya o programda öyle bir üslupta konuşmazlar. Bu önüne mikrofon koydukları ne olduğu belli olmayan insanların hani derler ya aman kavga edeceğini bile seç. Bunun kaybedecek hiçbir şey yok. Bu insanların kaybedecek hiçbir şeyleri yok. O konuşmaları da yapan bazı kişilerden bahsediyorum. Bana da öylesi denk gelmişti. Türk Türk konuşuyordu. Hiçbir magazinci bu zamana kadar beni asla incitmedi. Asla bir şey. Ama bu haberler bir takım böyle abuk subuk o şeyleri yaptılar. O da bir böyle bir delinin attığı kuyuya taş. senin söylediğin şöyle bir şey. İnternette benim bu kadar yıllık kariyerimle alakalı bir bilginin olmaması ve saçma sapan o bilgilerin olması evet sana katılıyorum çok üzücü. Çok ayıp bir şey. Bundan sonra inşallah onları düzelteceğim. Çünkü artık ben de bir kendimle hayatımla ilgili bir sürü şey yerine oturttuğum için belki güzel projeler bir şeyler yapabiliriz. Kesinlikle yani illa bir sansasyonel bir şeylerin zaten olması gerekmiyor. Ama Wikipedia sayfan bence kesinlikle olmalı. Bir bilelim. İstersen biz de yardımcı oluruz her türlü. Bence kesinlikle olmalı. Yani zaten bir şeyi yapsan da yapmasan da her türlü saçma sapan magazin şeyleri oluyor biliyorsun. Peki aslında geri durmayı magazinden kendin seçmişsin onu anlıyoruz. Ama yani ben yine de isterdim belki bir albüm çalışması, belki YouTube'da bir şeyler falan filan böyle canlı kayıtlar vesaire falan. Bunu hiç düşünmedin mi? Var mı böyle planların yakında yapmak? Şöyle bir şey. Her an, her dakika Utku'yla yarış halindeyiz. Şimdi bir şeylerden etkileniyorum ve etkilendiğim şeyi ortaya çıkarıyorum. Daha doğrusu kendimle ilgili neyi okuyup neyi okumama o kadar çok şarkı söylüyorum ben 150-170 şarkı arası bir şey söylüyorum yani bu arada 6 dilde şarkı söylüyorum Türkçe hariç ve o ana gelene kadar Utku ile alakalı biraz öyle mi olsun biraz böyle mi olsun
fantazi mi olsun, pop mu olsun. Arada bunlarla ilgili, gelgitlerle ilgili bir de hadi bakalım, ben öyle biri de değilim. Hadi bakalım şurada bu şarkıyı buldum, çıkaralım yapalım. Ben böyle bir şey yapamam. Ben yapamam da. Yani benden önce çıkan arkadaşlarımın da hani sesle de alakalı değil. Uğradıkları, ya daha doğrusu hep önümde gördüğüm o şeylerden biraz çekindim. Benim de belki hatalarım bunlar. Ama bazı şeylerde iyi yaptım, bazı şeylerde de tutmamak açısından eğer buysa söylenen belki kötü olabilir. Ama elbet bir şekilde beni duyuyorlar. Bugün mesela seninle bu sohbete başladığımızda beni hiç tanımayan birçok insan bilgi sahibi olacak. Utku diye bir haberleri olacak. Kesinlikle. Zaten ben bunu asla yanlış anlama. Hiçbir şeyi yanlış anlamıyorum. Eksiklik gibi falan söylemedim. Hani seni daha çok görmek istediğimiz için söyledim. O yüzden. Peki biraz sorularımı toplayayım artık. Şöyle, sen kendi aslında konforlu alanında kalmışsın. Bu bir tercihtir. Bunu da çok iyi anlıyorum. Çok da doğru bir şeydir senin kendi açından. Ama biliyorsun birçok, yani bu arada sadece trans kimliğini değerlendirmiyorum ama sen bir rol modelsin bence. Çünkü önemli yerlerde sahneye çıktın. İşte 28 yıldır sahneye çıkıyorsun. Belli bir kesime hitap ediyorsun falan. Bunlar aslında çok önemli şeyler. Bu arada biri sorulara yazmış. Utku kendini de bilmiyor. Tanınıyor aslında. Nereden çıktı tanınmadığı falan diye. Böyle bir şeyler de yazmışlar. Ben de aynı fikirdeyim. Tanınmıyor olsam zaten konuşuyor olmazdık bir şekilde. O yüzden tavsiyelerin var mıdır? Yani böyle kendi yolunda yürümek isteyen gay ve trans veya hani non-binary deniyor, işte daha çok cinsiyetini tanımlamayan ama hani bildiğimiz heteroseksüel kişilerin dışındaki insanlara, özellikle sahne ve müzikle ilgili o yolda yürümek isteyen insanlara tavsiyelerin var mıdır? Tabii moral bozucu durumlar da olacaktır ama seni gördüğüm kadarıyla pozitif bir insansın ve eminim kötü şeyler de yaşamışsındır ama ondan hep iyileri almışsın gibi hissediyorum. Ve öyle devam etmişsin gibi hissediyorum ama ne olabilir tavsiyelerin? Fırat'cığım, şu 28 yılın içerisine baktığımda çok şanslıyım bir kere. Kötü şeyler yaşadım mı? Kendime yaptığım kötülüklerim var. Kendi seçimlerimle alakalı. Cinsiyetten bahsetmiyorum. Onların dışında hiç kötü bir şey yaşamadım. Çok şanslıyım. Ama bütün arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma şarkı söylemek ya da değil. Bizler hepimiz çok yetenekliyiz. Allah bizleri, ya ne diyorsanız, neye inanıyorsunuz bilmiyorum. Ama hep çok bizi büyük donanımlarla yarattı. Her kulağını, kulaklarınız iyi duyar. Şarkılardan anlarsınız. Tüm gay arkadaşlarım için söylüyorum. Hepinizin el becerileri vardır. Ya dikersiniz, ya çizersiniz. Gözünüz iyi görür, burnunuz iyi koklar. Yeteneklerinizi keşfedin. Hayat çok hızlı ilerliyor ve bu ilerleyen, hızlı ilerleyen hayatta yeni gördüğünüz hiçbir şeye aldanmayın. Para, geçen arkadaşım bana öyle güzel bir söz söylemişti ki onun etkisinde kaldım. Ay, bir yere keşke not alsaydım. Yani inanın bana, bazı gördüğünüz şeyler hepsi, para da kazansınız, hep bir anlık. Aman diyeceksiniz, Utku sen paralarınızı kazandığınızda konuşmanız kolay. Hayır. Muhakkak hayatınızda B, C, D planlarınız olmalı. Ben Utku Uysal olarak bu işe hiç başlamadan, o gencecik çocuk bu işlere başlamadan önce ben siyasal bilimlere gitmek istiyordum. Bakın gidemedim. Veteriner olmak istiyordum. Yapamadım. Okulumu tamamlamadım. Hep bir takım sebepler, şartlar. Ama hayat bir şekilde bana hep sundu. Birilerinin yanında, onun bunun yanında kalmadan muhakkak kendinize bir dünya ya da muhakkak kendinize bir olanak verin. Hepiniz çok büyük donanımlara sahipsiniz.
hiç ben genç da lezbiyen olup da yeteneksiz, beceriksiz birine rastlamadım. Hepiniz çok çok bambaşka, nasıl o yedi renkli bar gökkuşağı gibi hepinizin üzerinde o aura var. Onunla yola devam edin. Hiçbir şey için ağlamayın. Hiçbir şey için üzülmeyin. Hiç kimsenin iki dudağı arasında yaşamı seçmeyin. Onlar herkes bugün internette, bugün arkadaşlarımız bakın bir sürü işler yapıyorlar. Tak beğenen olur, beğenmeyen olur, eleştiren olur. Ne güzel paralar kazanıyorlar. Bunları yapmasalardı ne olacaktı bu çocuklar? Ne yapıyorlardı şu an? Para da güzel. Ama kendinize çok güzel yollar açın. İleriyi hep düşünerek açın. Benim pişman olduğum, üzüldüğüm, keşke dediğim kendimle ilgili bazı o kadar komik şeyler var ki keşke yapmasaydım dediğim. Ama hepimizin o gökkuşağının renkleri var. Bunu sakın unutmayın. Şarkı söylemek istiyorsanız da gidin o şarkıcıyla konuşun. Bir şekilde ulaşın. Bana da ulaşmak istiyorsanız ulaşın. Benim hesabım kapalıdır. Herkesle çok böyle şey yapmak istemiyorum diye kapadım. Gelen arkadaşlıkları bakıyorum. 1000 kişi de gelse tek tek bakarım biliyor musun? Kim bu? Bazen aklımı almam. İnanın bana bir şekilde ulaşın. Birbirimizi bulalım. Herkes bize ulaşsınlar. Lubunyalarsa biz sana yönlendiririz. Ama böyle odun kesen makineler gibi şarkı söyleyecekseniz nine. Asla. Yapıyorsanız yapmayın. Gelmeyin öyle. Tok tok. Sesinizden utanmayın. Trans bayan arkadaşlarım için de söylüyorum. Kendi sesinizle. Bakın ben hiç sesimi hiçbir şekilde değiştirmeden konuşuyorum. Kendiniz olun ya. O çok güzel bir şey. Kendine ait bir şey olmak. Hayatın verdiği en büyük lüks. İstediğiniz gibi. Kim var sizin gibi hayata çıkacak da mücadele edip de bugün insanlar bir yalan için 9 takla atıyor. Cinsiyetlerinizi söyleyebilmek ne büyük bir onur. Ben gayim, ben mi? Bunu hangi insan söyleyebiliyor? İnsanlar mezara gidiyor bu sırlarla. İnsanlar bu sırlarla mezara gidiyor yani. Ne bilmeyin, söyleyin. Ne olacak? Ayman onlar da ayıplasın. Onlar da öftesin. Hayatınızı yaşayın. Bir daha bunun bir şeyi yok. Eskizi yok. Çok ah demeyin. Anı anla yaşayın. Çok güzel ve çok kıymetli bir hayat sundu Allah bizlere. Sizleri seviyorum. Çok güzel. Çok güzel bir konuşma. Şimdi istersen artık biraz yavaş yavaş şarkı kısmımıza geçelim mi? Nasıl yapalım? Bizim yüzyılımızın en kıymetli ozanlarından bir tanesi. Bakın Sezen Aksu bize ne diyor? Yürüyorum düş bahçelerinde, gördüğüm düşümden büyük bahçe yok. Yüreğimin kuşları konmuş telgrafın tellerine. Neşesi gurbet selamlarından çok. Neşesi gurbet selamlarından çok. Ah benim dilsiz dillerim, ah benim sessiz ellerim, yakala saçımdan tut hayatı çevir yüzüme. Ah benim dilsiz dillerim, ah benim sessiz ellerim, yakala saçımdan tut hayatı çevir yüzüne.
değiştirdim takvimleri, gece yok. Yüreğimin kuşları konmuş telgrafı tellerine. Neşesi gurbet selamlarından çok. Neşesi gurbet selamlarından çok. Ah benim dilsiz dillerim, ah benim sessiz ellerim, yakala saçından, tut hayatın çevir yüzüne. Ah benim dilsiz dillerim, ah benim sessiz ellerim, yakala saçından, tut hayatı çevir yüzüme. Herkes adına seni alkışlıyorum. Yorumları da izliyorum. Böyle herkes mest olmuş. Herkes adına böyle bütün alkışları yolluyorum. Ben de kararttım kendimi ki böyle daha loş olsun diye ortam. Sonra açacağım. Daha şeyler yazıyor mu? Sana yazılanı görebiliyor muyum acaba? Bilmiyorum. Bendekileri görüyorum ama. Yani yok. Tüm yayına yazılanı alttan görebiliyorsun. Sibel Arna. Seni seviyorum. Çok sevdiğim bir dostumdur. Yazgül Ağdoğan. Müthiş. Çok, hayatımda çok güzel. Murat. Güzel insanlar var. Tamer. Ortak arkadaşımız. Hayatlarımıza... Senin de Cizon'un isim şey demiştin. Evet, aynen. Biliyor musun, onun da bana en kızdığı şey odur. Niye bir şey yapmıyorsun? Bu yaz, geçtiğimiz yaz beni stüdyoda geçirdim. Hatta orada Parlo Piano'yu bile okumuştum. Parlo Piano, en esno, sentira. Ne güzel. Tamer'e de selamlar. Herkese, tüm dostlarıma, Deniz, çok güzel şarkıları var biliyorsun. Esma Er'e verdi biliyorsun diye şarkısı var. Sana da öyle çok güzel bir pop şarkı sunabilir diye düşünüyorum aslında. İnşallah. Sayenizde yapalım mı? Ne yapalım? Bu arada bana eşlik eden çok kıymetli dostum Oktay burada. Ona da sizin huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Başlayalım mı? Ne seveni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyaları yıkarım ne de kırarım kadehleri. Yüreğim aşklara düştü sayenizde. Korktum artık çarkların dönüşünden. Ne gülerim ne de kızarım, ne de arkasından ağlarım. Fikirler alt üst oldu sayenizde. Bıktım artık fahişe gönüllerden. Ne okyanuslar kadar derin, ne de gökyüzü kadar sakin. Fikirler alt üst oldu sayenizde. Korktum artık çarkların dönüşünden. Hadi, of Allah'ım of. Nedendir hep zorla sana gelişim. Of Allah'ım of. Ofları tekerledi sayenizde. Of Allah'ım of. Nedendir hep zorla sana geliş. Of Allah'ım of. Ofları tekerledim sayenizde. Kendimi kaybettim
sayesinde. Hoppa! Rari 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 tam. Rari 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 tam. Rari 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 tam. Rari 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 tam. Son kez of Allah'ım of. Nedendir hep zorla sana geliş. Of Allah'ım of. Ofları tekelledim sayenizde. Kendimi kaybettim sayenizde. Nani 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 nano sayenizde. Çok teşekkürler. Devam ediyorum. Tabii Konsept. Ki. Efendi. Hadi bakalım. Dönüşü yok. Beraberce karar verdik. Ayrılmaya alışmalı. Arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Ne olur sormasınlar bana, söyletmesinler derdimi. Saklarım ben onu kendime, yerim kendi kendimi. Akıyorsa yaşlar gözünden, dinmiyorsa bir türlü gece gündüz. Karardıysa bütün dünya, vardır elbet bir sebebi. Hadi. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu özlem, buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu özlem, buluşalım gayrı. Hoppa. Kanımca sebepsiz bir başıma, hatıralar beynimde dans ediyor. Günahların dizilip bir bir karşıma, sanki birer birer intikam alıyor. Yüreğimden zincire vurulmuşum, anılar her bir halkayı bağlıyor. Ben duygularımın esiri olmuşum, hatalar yalan duygulardan başlıyor. Sen de benim hatalarımdan birisin, senin büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zamana yazık, senin güzel duyguların katilisin. Sen de benim hatalarımdan birisin, senin büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zamana yazık, senin güzel duyguların katilisin. Senin güzel duyguların katilisin. Senin güzel duyguların
Fatih'isin. Herkese sevgiler. Utku, çok güzel yorumlar geliyor. Sen tabii hiçbirini görmüyorsun ama Şebnem Hanım galiba senden daha ünlü Şebo diyorlar. sanırım senin çıktığın mekanın sahibi midir Şebnem Hanım, öyle biliyorum ama. Şebnem benim nasıl söyleyeyim, menajer kelimesinin içerisine sıkıştırmak, bırakmak istemiyorum. Yol arkadaşım. Yani o çok kıymetli, çok özel. O yani eğer benim için iyi diyorlarsa o benden çok daha iyi. Çok humanist, acayip sevgi doludur. Çok kıymetlidir, o çok ayrıdır. Çok özeldir. Ona da buradan selamlar. Ne diyor deli? Onun dediğini görmedim ama birçok insan Şebo Şebo diyorlar. Birçok insan böyle çok güzel şeyler yazdılar seninle ilgili. Seni çok özlemişler. O yüzden böyle sen bence YouTube'dan böyle bir yerlerden gene devam et canlı yayınlardan diye düşünüyorum. Sen tamam, bilirsin. Tamam. Vallahi bilmiyorum ki. Ne yapalım? Ne söylesem ben? Bu sene repertuarın içerisinde çalışırken Benny King ve John Lennon neler yaptılar diye bakarken en çok sevdiğim şarkıyı buldum. Okuyalım mı onu dostlarımıza? Gece olduğunda diyor, yeryüzü karardığında göreceğim tek ışık sen ol. Sen olduğunda hiçbir şeyden korkmuyorum. Sen yanımda kaldığın sürece ben en mutluyum diyor. Bu yüzden sevgilim yanımda ol, yanımda ol. Eğer ki baktığım gökyüzü yuvarlanıp düşse ya da dağlar denize ufalansa ağlamayacağım. Sana söz, sen hep benim yanımda ol. When the night is come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand
by me. If the sky that we'll look upon to crumble and fall, or the mountain to crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't. She loved you just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, na, 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 stand by me. Oh, stand by me. Utku, akapella da olsa acaba böyle kavaklar, böyle birkaç farklı istek gelmiş ama yapalım. Hadi yapalım. Tamam. Böyle bir şey. Bundan bir 8 yıl önce bir yağ aldırma operasyonunda ölümden döndüm. %10 yaşama şansıyla hayatta kaldım. Böyle çok zor bir süreçti. O kadar 45-50 kiloydum ben. Hep benim kilomu konuşuyorlar. Fakat sağlık sorunları yaşadığım için o ilaçlar, o iğneler tekrar, bir de zaten hormonlar, onlar bunlar, bir sürü kendimize haksızlıklar yaptık. Haliyle vücudum şişiyor çoğu zaman. Ha, oturuşta deli gibi bir yemek yiyor muyum? Onu da yiyorum. Hani sadece yani hapibelerde yiyorum. Ne yapayım ayol? Bu da bahane. Ama o dönem iyileşirken hepsi bu kavaklar, Sezen Aksu'nun şarkısını sahnede de söylüyorum. Alıyorum. Okuyalım mı? Hadi okuyalım. Ah, kim istediyse. Ardından sık çalar.
kavaklar, ah kavaklar. Ardından ıslık çalar. Vallahi istendiği kadar varmış. Sağ olsunlar. Böyle Yunanca istekleri geldi ama şimdi hazırlıksızsanız akapella da aklına gelen olabilirse. Bilmiyorum. Bu gecenin patronu sizsiniz. Estağfurullah. Seni seviyorumdu bu Sagapo. Çok güzel bir şarkı. Direkt müziğinde. Ay neler neler söylüyorduk ya. Evet. Seni çok özlemişler gördüğüm kadarıyla böyle. Neler 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 yazıyorlar. Biraz evet sorulara da bakıyorum. Ya hayranıyımdır. Hı-hı. İsterlerse bir Fransızca da söyleyelim. Arkadaşlarım hani tabii şarkı ki olmak istiyorum diyorlar ya. Çalışacaksınız. Başka hiçbir yolu yok. Benim deli gibi Utku'yla yarışıyorum. Ne yapabilirim Utku'ya? Neler daha ekleyebilirim, koyabilirim? Utku'yu daha nasıl donanımlı hale getirebilirim? Yoksa sağla sola yarışarak, ona buna ağız burun kıvırarak hayat gerçekten geçmiyor. Ha o yollardan geçmedin mi Utku dersen, alasından geçtim. Ama hiçbir fayda vermedi, beni hastalandırdı. Hasta olmak istemiyorum. Sağlıklı, fıkır fıkır bir insan olmak istiyorum. Bugün deli gibi herkes telefonlar ellerinde sağa sola hakaret ediyor. Herkes delirmiş. Ağır borderline. Biz borderline en güzeli, en sağlıklısı sakinlik. En güzeli. Hadi. Canım sevgilim, sana ne kadar üzüntü versem de beni sakın terk etme. Ah. Ne me quitte pas, il faut oublier tout et s'oublier qui s'enfuit de chair. Oublier les temps de me l'entendre, les temps perdus à savoir comment oublier ces heures qui jouaient parfois à coup de pourquoi. La terre bana ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je te friverai de perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je te sois la terre jusqu'à prénamant. Covid encore, doré de la mienne. Je fais que bombe où l'amour s'agaloie, où l'amour s'agaloie. Que tu seras belle. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me
Utku, bir de Woman in Love ya da Proud Mary, bu Ahsen'in isteği, bunları yazmış. Ahsen. Solistim diyor da başka bir şey demiyor. Böyle Woman in Love'la sen motosikletle sahneye girmişsin galiba. Şimdi Murat. Nahide'ydi o zaman. İlk programa çıkartacaklar beni. İbrahim Tatlıses, Özcan Deniz kimler çıktı? İzzet dedi ki gel dedi bir program yapalım. Ondan sonra tamam İzzet'çim dedim ben de. Bir akşam, iki akşam böyle bir programa daha şey yaptık. Gerisine sonra bakarız dedi. Nasıl olacak? Ah sen orada canlı şahit. İzzet burada. Allah uzun ömürler versin. 460 kişi içeride. Hınca hınç dolu. Ondan sonra bir motor beni öyle hazırladılar ki Woman in Love'la çıkıyoruz sahneye. Ondan sonra Barbara Streisand ve Dana International'da onun tekno versiyonu yapmıştı. Ondan sonra motorun üzerinde beni sahneye aldı. Aman Allah'ım deli gibiydi. Ah sen çok teşekkür ediyorum. Hayatıma hep güzel dokundun. Benim 30-35 yıllık eski dostumdur. O benim daha bu şarkıcılıklardan öncesinde kıtır kıtır böyle tıkır tıkır böyle şeye giderdik kulüplere. Onlar hep benim çok eski dostlarım. Ben kimseyle kavga etmedim. Benim hiç kimseyle lafım sözüm yoktur. Bugün inan bana Murat'cığım o kadar üzülüyorum ki beraber gezip dolaşıp 3 gün sonra benim hiçbir zaman benden bunları duyamazlar. Kavga da etsem şeyle bu şekilde halk huzurunda kişilerin huzurunda kim olursa olsun dostumu, arkadaşımı ben konuşmam. Her zaman Bülent Hanım da bilir. Çok bir derecede saygılıyımdır. Sevgimi hep bilir. Her zaman bir gün programıma geldi. Günay'da programından inmişti. Yemin ediyorum 6:30 falandı. İzin verdi. Gittim. Daha devam et derseniz okuyacağım onu. Tamam in hadi artık kızım dedi. Sağ olsun. Ne zaman vakit bulsa gelir. Çok iyi kötüyü ayırt edirler. Kıymetli ustada. İlk gün hayatıma o da benim dokunumda çok kıymetlidir. Utku bir dakikamız kaldı. Ne yapalım? Tamam mı? Devam mı arkadaşlar? Ah onlara kalsa devam derler. Bir şarkıyla bitirelim mi? Hadi bitirebiliyorsun. Ama böyle kesmeyelim seni. 45 saniye falan kaldı. Ya ne yapalım? O zaman sen bir kapat bir daha açalım. Tamam. Kapatıyorum. Ama bir dakika beni bekleyin. Yayını koyacağım çünkü. Hemen açıyorum tekrar. Bizi tamam. Bekleyin. Tamam, öpüyoruz. Öbür yayına bekliyoruz hepinizi. Tamam, bay bay. Bay bay. Bırakamadık seni, gönderemedik ya. Kusura bakma. Hayır, çok mutlu oldum. Ne kadar sevindim. Vallahi eğer böyle ilgi alaka olursa çok mutlu olurum. Çok güzel. Bu arada ilk yayınımızı koyduk arkadaşlar. İlk yayınımızı kesintisiz izleyebilirsiniz. Telif de yemeyeceğimizi düşünüyoruz. Kuba'da koy. Ben sesini duymuyorum. Ha, geldik mi? Evet, şimdi duyuyorum. Tamam. Diyorum ki ilk saatimiz için çok teşekkür ederiz. Ne demek? Sana. Herkes de çok mutlu oldu. Woman in Love'ı anlatıyordum. Ben yarıda kestim. Sahneye çıktı böyle. Çok olaylı bir sahneydi galiba. İzzet hemen sahnenin kenarına geldi. Salı gecesi sahneye çıkmıştım. İzzet hemen sahnenin kenarına geldi. Arada bir gün var. Perşembeyi de anons et. Hemen çabuk dedi. Deli dedi. Hemen anons ettik. Perşembe akşamı da yine aynı kalabalıktaydı. 9 program yaptım. Orada çok ses gitti diyorlar Murat'cığım. Görüyorum ama ben şu an yayına bakıyorum var. Şu an var sanırım. Eski sanırım. Selin Ciğerci, DM atıyoruz sana bizi görmüyorsun ya. Onur haftasında seni
Bekliyoruz konuk Selin Ciğerci, lütfen DM'lerimize geri dön. Görmüşken seni burada yakaladık. Senin Cizon'da olman çok önemli ve kendini bizlere anlatman. Özür dilerim Utku. Selin Ciğerci'yi bulmuşken onunla da konuştuk. Pardon. Selin ne kadar güzel şeyler yaptı. Takdir ediyorum kendisini. Hep söylemişimdir ona. Arada konuşuruz. Vesileler olur. Ben de seni öpüyorum canım Selin'cim. Başarısında kendi başına yaptı. Kimsenin hiçbir şey yok. Saçlarını fışkırt anam. Herkese saç atabilirsin. Son reklamlarını da izledik bu arada. Çok çok but reklamları var. Evet. Çok beğendik. Böyle G-Zone çekimi gibi reklamı var yani Selin Ciğerci'nin. İki tane böyle Adonis erkek. Ben arkadaşlarımın hepsinin başarılarıyla gurur duyuyorum. Allah hepsine ve ondan sonra olacakları da herkese çok 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 güzel şeyler nasip etsin. Ne kadar çok olursa bunu gay olarak söylemiyorum. Başarının cinsiyeti yoktur. Başarılı insanlar olduğu sürece bu arada senin nezdinde Hazal Kaya'ya onu böyle kocaman kocaman öpüyorum. Ne kadar güzel bir sohbetti. Çığlıklar evet. İçinde izledim sizi. O ne güzel yorumlardı. Çok güzeldi. İnşallah evet. Daha çok Hazal gibi düşünen yeni jenerasyon anneler olacak. Yeni gelen tüm kardeşlerimiz hepsi çok huzur içinde yaşasınlar inşallah. Tek temenni ve dileğim o. Vefat edip giden, canları, hayatları ellerinden alınan. Yapalım ne olur. Bir şarkı okuyabilir miyim? Tabii ki. Gidip giden bütün erkek teröründe canları alınan bütün kadınlar için ve keyfe keder öldürülen köpekler, kediler, hayvanlar için ben Aysel Gürel'i sevgi ve rahmetle anıyorum. İyi ki böyle güzel bir dille, naif bir dille anlatabilmiş sözlerini. Daha aslında daha kötekliden anlar bizim bazı adamlar ama neyse daha fazla şey yapayım. Bitiriyorum çünkü üzülüyorum. Yapalım mı? Domates. Ah, süper. Ünzile insan dölü on kardeş peşinde büyüdükçe ufak ve geride görücü inci gibi dişi görücü bilir işi tövdüm mallar gider olur hatun kişi varmadan sekizine ergin oldu zile hem çocuk hem de kadın on ikisinde ana bir gül gibi al ve narin bir su gibi saydam ve sakin susar kadın gün zile yağmur kim döküyor zile kaç koyun ediyor dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor yağmur kim döküyor zile kaç koyun ediyor dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor yağmur kim döküyor gün zile kaç koyun ediyor
Hayattan uslanalım, hiçbir şey sormuyor. Nur içinde uyusunlar. Bilirim Allah hepsini cennetle müjdelemiştir. Ah ah ah, beni yak, kendini yak. Değil mi? Diyelim. Sezen Aksu, selamlar olsun. Şu baksanıza okuduğumuz bütün şarkılarda ruhu var. Ölümsüz Ozan. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kılcım yeter, ben hazırım bak. İster öp okşa, istersen öldür. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. İçime çektim bir nefeste, yüreğim tutuklu göğsüm kafeste. Yanacağız ikimiz de ateşte, bir kıvılcım yeter hazırım bak. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürüyorum. Allah'ım, acıyla, aşk ile büyüyorum. Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürüyorum. Allah'ım, aşk ile Utku, Zola'daki rakıları, şarapları falan açacakmış insanlar. Onu mu açsam diyorlar. Açın be. Daha seküler bir yayın bulamazsınız arkadaşlar. Açın rakı şarap ne? Deneyebilir miyiz acaba? Duyum şey yapalım. Vallahi ne bileyim. Ah, sen bir yandan da bana özelden de yazıyor. Proud Mary'i söyle Tina Turner'dan. Niye söylemiyorsun diyor. Burada tek gitarla Proud Mary'i nasıl yapalım? Deneyebilir vallahi billahi ya. Çok çok ne bileyim, böyle bilmiyorum. Aa, çok güzel. Bizim yüzyılımız aslında bu. Öyle güzel şarkılar var ki. Evet. Bu 90'lar, 80'ler. Kaç yıl çarpı söylüyoruz biz? Hemen hemen yani tabii ya 50 senelik Türk tarihinin bir şarkılarını okuyoruz programda. Yerli yabancı. Deli gibi. Vallahi. Evet. Yayını silmeyeceğiz arkadaşlar. Bu arada yayını silmeyin yazıyorlar. Yayını silmeyeceğiz. YouTube'da hatta iki parçayı birleştirip koyacağız eğer YouTube izin verirse. Buyurun efendim. La 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 odalarda ışıksızım, katıksızım, viraneyim. Seni sensiz duvarlara yazan benim viraneyim. Kanım aksın ki terk etmem seni.
peşindeyim ya. Ellerimsin, gözlerimsin, inanmazsın ya. Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın ya. Ellerimsin, gözlerimsin, inanmazsın ya. Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın ya. Bir ömür bu zindanlarda, ellerimsin, gözlerimsin, mahkumum sana, davalı ben, davacı ben, yorgunum bu celselerden, dargınım sana. Bosna bosna hatıralar voltalarda yar. Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar. Bosna bosna hatıralar voltalarda yar. Ben perişan, günlerim dar, anlamadım ya. Gittik vallahi, dağılıyoruz yavaş yavaş. Baya da Şan hocam, Seyla yenge, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ay vallahi billahi, bir derslerde bir halimi görseniz. Kadıncağız, küçücük kadını şöyle arıyorum, kavruyorum. Vallahi danalar gibiyim tabii ben, öyle öpmere gümbere. Ona da sevgilerimi veriyorum. Sesime dokunduğu için, yol gösterdiği için. Çok çok teşekkür ederim kendisine. Vallahi her ne yaptıysa tabii ki senin de yeteneğin ama çok şahane olmuş. Böyle yazıyorlar arta, Ferdi Özbeğenler, Ebru Gündeşler. Böyle yazıyorlar alta, ben de iletiyorum sana sadece. Murat'cığım, Ferdi Özbey'i izleme imkanın oldu mu? Çok istedim. Daha doğrusu çok geç keşfettim. Benim babamın da İzmir'den, Türk Koleji'nden arkadaşı aslında. Fakat ben maalesef ölümünden sonra, yani biliyordum önceden ama ölümünden sonra, hele o hikayelerini falan, çok geç keşfettim ve çok üzgünüm. Aslında çok istiyorum bu dönem bittikten sonra Ferdi Özbeğen'e özel bir şeyler yapmayı çok istiyoruz. Onur Özdemir var, biliyorsundur belki. Onunla da görüştük. Onunla da özel bir şeyler yapalım. Hatta sanıyorum Temmuz ayında doğum günü vardı İzmirli Ferdi Özbeğen'de. Bir şeyler yapalım demiştik ama bu sene sanırım pek nasip olmayacak. Seneye yaparız ümit ediyorum ama sen izlemişsin zannediyorum. Murat, yemin ediyorum, Murat diye hitap ediyorum, özür dilerim. Tabii ki, estağfurullah. Tabii ki. O sahnenin, o piyanoda tek başına böyle bir ışıktı, bir ışık yani. O öyle bir kıymetli anlatım diline sahip. Benim çok, ben şarkı söylüyordum. İstanbul Gece Hayatı'nda, City'de, civarında, nispetli birçok güzel mekanlarda çalıştım. Bazı dostlar beni biliyorlar, izlediler. Evet. Bir gün beni izlemeye gelen dostlarım var. Bugün hayatımın en önemli dostlarından bir tanesi. En önemlisi. Bana bugün huzurlarınızda eğer bu kadar iyi, rahat şarkı söyleyebiliyorsam, bugün evinde bir yemek yiyoruz. Bana dedi ki Ferdi Özbeğen'i koyduk. Ama ben falan böyle şarkıların içerisindeyim. Kurumuş bir dal gibiyim, suyu neyleyim, o çalıyor. Dinliyor musun dedi, ne güzel anlatıyor dedi. Anlatma, şarkı söylemiyor. Murat, kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Hemen hemen o zaman da bir 16-17 senedir İstanbul Gece Hayatı'ndayım. Şarkı anlatmak,
şarkı söyleminin dışında bir şey gelmişti bana. O zamana kadar anlamadım bu koca Utku, anlamadım. Ben çünkü eğlendirmek için sahneye çıkıp yapıp oradan oraya, oradan oraya. O gece Ferdi Özbeğen'in bütün planı yedim. Tek tek dinledim, tek tek. Bugün hem o sevdiğim kıymetli canım dostumun sayesinde şarkıları anlatıyorum. Şarkıları ne güzel. Bir Ferdi Özben yapalım mı o zaman, tüm dostlarımıza gelsin? Biz de yaşıyoruz sayende. Ferdi Özbeğen hayranlara gelsin. La 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 la. Hadi. La 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 la. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye? Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye? Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. Mutlu olmak istiyorsan inan, inan sözlerime. Mutlu olmak istiyorsan inan, inan sözlerime. Yok yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe. Yok 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 yalan deme, sevgi denen o gerçeğe. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirlerine. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirlerine. Nur içinde yat, büyük koşar. Uzaklardan bir yerden bizi dinliyor mu acaba demişler. Eminim dinliyordur diye düşünüyorum. İnşallah gidip gelen yok. Muhakkak bizi, ya ben sevgiyle, rahmetle anıyorum. Çok çok kıymetli ustalardı. Zeki Müren de öyle. Bugün hala da hocamız Bülent Hanım da, Ajda Pekkan da, Nükhet Duru, Sezen Aksu, Verin Özel, hepsi. Hepsi çok kıymetli, çok kıymetli büyük sanatçılar. Zülfü Hoca. Oo, biz Zülfü Livaneli yapalım mı? Sen yapalım. Misin? Tabii ki. Hangisini yapacağım? Unutuyorum. Ay ben böyle, ben burada Murat böyle deli gibi oturdum, devam ediyorum. Tabii. Estağfurullah, devam et. Bir şafaktan bir şafağa, bir akşamdan bir akşama, merhaba demeden daha bu gitmeler gitmek değil. Bir şafaktan bir şafağa, bir akşamdan bir akşama, merhaba demeden daha bu gitmeler gitmek değil.
salkım süreceği. Bu benimki sevda değil. Ey yağmur, rüzgar ey. Bu benimki sevda değil. Ey salkım süreceği. Bu benimki sevda değil. Ey yağmur. Çok teşekkürler. Şimdi çok etnik olmasa da programın içerisinde insan böyle kendi köklerinden de bir şeyler söylemek istiyor. Benim dedelerim, anne tarafım dedelerim, Bulgaristan Razgat göçmenleri. O bölgenin, o Yugoslav bölgelerinin, eski Yugoslav. Çok eski kaldım, böyle yaşlandık biz, ne olur. Yaşımız çıkıyor ama olsun. Goran Bregovic. Süper. Güzeldir. Saroma babo. Orokena Orokena İnekena Saroma babo Orokena Inekena Saroma babo babo Saroma odaye Saroma babo babo Utku hemen araya giriyorum. Damla Uysal Uçkun yeğeninmiş zannediyorum. Efendim? Damla Uysal Uçkun yeğeninmiş zannediyorum. Amca çocuklarıyız. Veda Buse'si istemiş senden. Zeki Mürenler de var. Çok teşekkürler. Sağ olun. İletiyorum. İletiyorum böyle. Aa, bu arada Tanju'yu gördüm. Tanju. Evet. Evet. Tanju. Benim canım dostum. Benim bir tanem. Çok benim ahretliğim. Hani de eski bir şeyimiz vardı. Ya biz Türkler çok Türkiye'liler diyeyim. Şanslıyız birçok şeyde. Birbirimizle değişik bir sevgiyle bağlanıyoruz. Birbirimizi unutmuyoruz. Hiç arada tartışsak da çok büyük kavgalarımız hiç olmamıştır. Onu çok sevgiyle her zaman gönlümün ve başımın üstünde yeri var Tanju'cum. Seni çok seviyorum. Çok kıymetli bir sanatçıdır. İyi evet. Bir moda ustasıdır. Bu arada bütün sezon elbiselerimi hazırlayan benim ama dostum Gülşah Saraçoğlu ve iki sezondur elbiselerini büyük bir hayranlıkla herkesin Şehriban İpek Hocam acayip herkes elbiselerinizi çok beğeniyor, istiyorlar. Bazen veriyorum biliyor musunuz? Çok şeker ama benim bedenimde anam kızların hepsi ince, ben dombala domboz. Estağfurullah. Yemin ediyorum Murat'cığım. Kumaşçıya gittik. Kumaş alıyorum. Ben üstüme tuttum. Bana göre oldu. Hayatım dedi. Sana dedi. 15 metreden 20 metreden elbise olur. Sen kendine iki topayı kumaş al. Böyle tutmayla olur mu dedi. Çok komik anılarım var. Vallahi billahi ya.
deli deli hallerim var. Çok eğlendim ama. Ömrüm çok eğlenceli ve keyifli geçti. Çok zayıftım kilo olarak. Hep aynı şeyi yazıyorlar, çiziyorlar. 45-50 kiloydum. Şimdi de birazcık da şişman olayım. Ne var? Ne fark edecek? Ödem var. Ödem. Mevsimsel ödem Utku bence. Ondan. Geçmek bilmeyen, bitmek bilmeyen. Ay tabii, özür dilerim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Diyorsunuz. Biraz hızlanayım mı şöyle? İki şarkı hızlanayım mı? Tabii ki. Nasıl istersen. Ben de zincirlere sığmayan o büyülü sevdalardan, kızgın çöllerde rastlanmayan o büyülü rüyalardan, kolay kolay taşınmayan o dizgin duygulardan, yalanlardan, dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlarda bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlarda bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Uzanıp yüreğimi ateşin elinde, yıldızları tek tek yakacağım. Savrulup güneşlere, sevgimize göklerden, mavi mavi taçlar takacağım ne olursun. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan, bakalım dünyadaki resimize. Oradaki sevgililer özlenip girer birer gün olur erişirler ikimize. Gün olur erişirler ikimize. Gün olur erişirler ikimize. Ya bu arada hiç mi merak etmiş, soruyor. Ben şakı şakı program yapıyorum burada. Yap. Ben bile bak, ışığımı kapattım. Solistin önüne geçmeyeyim diye. Estağfurullah. Estağfurullah. Veda mı tuttun? İstiyorlar. Çok böyle hani... Söyleyeyim. Tamam. İstiyorlar. Söyleyelim. Damlayı mı kıracağız? Hiç kırmayalım. Bu arada... çok çok sevdiğim bir Tayland, deli Tayland'da yazıyor bak vallahi. Buradan okuyorum, bazen kör gözümle görüyorum. Lensmans'te yok bu akşam, görüyorum Allah'tan. Evet, Tayland Efe. Almanya'dan sevgilerimi iletiyorum. Dostlarımız var oradan da izleyen, hepsine sevgiler. Gelse de acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Bir alev halinde düştün dilime. Hani ey gözyaşım akmayacaktı, hani ey gözyaşım akmayacaktı. Vallahi mest olduk ya, gerçekten. Ben de bayağı şarkı söyledim. Çok güzel. İyi ki cumartesi akşamında olmuş bu arada. Böyle gerçekten seni bir yerde izlemiş kadar olduk vallahi. Çok özlemiş herkes seni.
Çıkamıyorlarmış yayından. Çıkmayın zaten. Nereye gideceksiniz? Ne izleyeceksiniz? Abi, biliyor muyuz? Valla nasıl istersen, istediğin gibi hareket edelim. Sen de ama yorulmuşsundur. İstersen, evet, yorulmuşsundur. Tadını da bırakalım hepsini. Tadını da bırakalım. Utku, çok teşekkür ediyoruz. Çok yani güzel bir gece oldu bizler için. Gerçekten çok lütfettin, şarkılarınla renk kattın. Sadece sohbet etsek bile bize fazla fazla yeterdi. Çok değerliydi sohbetinde ama şarkılarla böyle bir bambaşka boyuta geçtik. İnşallah bu süreç bir an önce biter de seni sahnelerde bir an önce görürüz. Ben ne yazık ki hiç izleyemedim ve kendime çok kızıyorum ama böyle hem bu akşam zaten hem de o kadar çok yazan var ki özledik diye. Böyle gerçekten çok istedim, seni Bodrum'a çağırmışlar. Bir yaz akşamında böyle efil efil seni dinlemeyi çok istedim. Artık biraz camdan gelen rüzgarla idare ettik bu akşam, yine bir yaz akşamı. Güzel kalbine çok teşekkür ediyorum. Bizim yayınımıza gösterdiğin inceliğe, zarafete. Sağlıklı günlerde görüşelim. Varsa söyleyecek bir şeylerin sen kapat. Nasıl istersen sana bırakıyorum. Kesinlikle sana çok teşekkür ediyorum. Tüm Cizon'daki arkadaşlarıma, herkese, tanıdığım tanımadığım herkese sevgilerimi gönderiyorum. Senin vesilenle bu akşam dostlarla birlikte olduk. İyi ki varsın. İyi ki sizler de varsınız. Kim bizim hayatta hiç kimseye zararımız dokunmadı. Hiç kimseye kötü sözümüz, tecavüzümüz veya bugün yaşanan bir sürü hiçbir kötü bir şeyimiz olmadı. İnsanların biraz daha düşünerek daha iyi fikirlerle yaklaşmalarını diliyorum. Arkadaşlarıma meslek alanları açılmasını diliyorum. Çalışabilmelerini diliyorum. Bütün annelere, babalara evlatlarının insan olduğunu, önce insan olduklarını unutmamalarını, hayrın, en iyi hayrın insandan geldiğini, yani evlatlarını dışlamamalarını, onlara destek olmalarını biliyorum. Hiç ayrılmayalım, uzun yıllar bir arada şarkı söyleyelim, yine sizlerle de olalım. Buradan yeni tanıdığım herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bir nebze olsun sizleri sesimizle, şarkılarımızla, senin vesilenle mutlu edebildiysem ne âlâ. Çok mutlu ettin. Çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda, en sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay. Ya ne kadar güzel bir geceydi. Ben böyle gerçekten çok utanıyorum. Bize özel böyle şeyler yapıldığı zaman ve hediye almaktan da çok utanırım. Aynen onun gibi böyle çok utanıyorum, insanlar bize böyle çok güzel jestler yaptıkları zaman. Gerçekten çok güzel bir jestti. Hiç durmadan neredeyse bir buçuk saattir şarkı söyledi sevgili Utku Uysal. Çok değerliydi, çok güzeldi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Lütfen bir de son bir isteğim var. YouTube kanalımızda 1000 kişi olmamıza çok az kaldı. Şu an 935 kişideyiz. Gördüğünüz herkese söyleyin. YouTube kanalımıza abone olun. Çünkü 1000'i geçersek daha farklı olacak her şey. Size daha da güzel içerikler sunacağız. Lütfen hemen YouTube kanalımıza gidin, abone olun. Bütün içerikler, bütün eski konuklar da bu arada YouTube kanalımızda. Bugüne kadar 70'e yakın program yaptık. Birçok sanatçımız çıktı. Birçok queer performans sanatçımız, işte yoga yapanlar oldu, başka şeyler oldu, hareket yaptıranlar oldu vesaire falan filan. Hepsi YouTube kanalımızda. Abone olun, onları da izleyin. Sizleri çok seviyoruz. Salı akşamı saat 22'de görüşmek üzere. Çok öpüyoruz sizleri. Kendinize iyi bakın.